Pentagon'dan da bir son dakika gelişmesi var. Yunus'ta da bilgisi varmış. Özay Bey, size birazdan döneyim, tamamlayın. Tamam lütfen. Tabii ki yok bu. Pentagon askeri hava aracı düştü açıklamasını yaptı. Yunus'ta yeni bilgiler var. Yunus, hemen seni dinleyelim. Şimdi bu açıklamayı yapan EUCOM, yani Avrupa Kuvvetler Komutanlığı şöyle bir açıklama yapıyorlar. Evet. 10 Kasım akşamında, yani dün akşam, Cuma akşamı, evet, bir ABD askeri hava aracı, savaş uçağı mı helikopter mi belirtilmiyor, hava aracı diyelim biz şimdilik. Çünkü aircraft, helikopter de olabilir, savaş uçağı bir ABD askeri hava aracı eğitim operasyonları sürdürüyorken Doğu Akdeniz'de bir talihsizlik, aksilik yaşadı ve düştü. Etkilenen aileleri duyduğumuz saygıdan ötürü şu an buna dahil olan personel hakkında daha fazla bilgi sağlamayacağız. Bu eğitim olayının sebebiyle ilgili şu an yürütülen bir soruşturma var. Ancak şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki hava aracının yaptığı sorti tamamen eğitimle alakalıydı ve şu an düşman, yani bize karşı yapılmış düşman bir aktivite belirtisi yok. Bu durum devam ettikçe daha fazla bilgi sağlayacağız diye bir bilgi de var. Bu laf peki nereden çıktı? Sorti yapıyor düşen uçak veya hava aracı, her neyse. Ya da helikopter, hava aracı. Evet, ama düşmanca bir niyeti yoktu. Sanki sorti yaptığı için savunma amaçlı bir başkası onu vurmuş, indirmiş gibi bir anlam çıkarıyorum ben bu açıklamanın dilinden. Yanılıyor muyum? Mesut Hocam açıklar herhalde. Yani sorti yaparken bir aksilik, talihsizlik yaşadı. Değerli olarak açıklayayım. Safhada mishap, bir aksilik yaşadı, talihsizlik yaşadı ve went down, düştü. Açıklama bu. Şimdi bakın. Burada Mesut Hocam, şey var. Şurada aslında öne çıkan başlıklar şunlar. Şunun üzerinden siz dilerseniz değerlendirin. Amerikan askeri hava aracı olduğu söyleniyor. Eğitim operasyonu esnasında o sırada aracın olduğu söyleniyor. Uçağın cinsi söylenmiyor ya da helikopter mi, uçak, neyse onu bilmiyoruz. Talihsiz bir kaza sonucu ifadesi var. Bir de düşman bir aktivite tespit edilmedi diyor. Ne demek bu? Nasıl okuyorsunuz? Onları anlatacağım şimdi. Bir defa tayyarecilik, talihsizlik olmaz. Bir de aileler diyor. Oraya geleceğim, Mesut müsaade ederseniz. Aileler diyor. Bana gene söyleyeyim. Ki, evet. Bir dakika hocam, ben bir söz hakkımı kullanayım müsaade ederseniz. Şimdi 10 Kasım'dan bugüne bir gün geçti. Demek ki Amerika savaş durumunda kendini hissediyor. Yani normalde bunu hemen açıklaması lazımdı. Operatif bir durumda bir. İkincisi, eğitim uçuşu niçin yapılır? Düşman hava sahasına veya düşman uçaklarına veya düşman hedeflerine yapacakları simüle uçuşu yapmak üzere pilotlar emniyetli mesafede uçarlar. Onu diğerleri korurlar. Şimdi hava aracı devletler hukuku ve hava hukuku açısından hava sefinesi diye geçer. Yani havada uçan bir İHA'da, bir insansız hava aracı da, bir helikopterde, Yunus Bey'in söylediği gibi en modern bir B2 bombardıman uçağı da hava aracıdır. Burada gizlilik esasıyla düşen uçağı saklıyorlar. Bu ihtimalen bana göre bir F-35. Çünkü F-35 üzerinde çok büyük şeyler var. Uçak başka yerden kalkmadığına göre Doğu Akdeniz'de uçak gemisinden kalktı. Niye gizliyorlar? Gizlemesi şu, uçak nereye düştü? Acaba aynı Çin denizinde olduğu gibi burada başka düşman denizaltıları da olabilir. Veya bu uçağı başkaları ele geçirip istihbarat için çalmak isteyebilirler. Ya da enkazı arıyorlar belki de. O yüzden enkazı arıyor olabilirler. Gidiyor. Burada SAR, Search and Rescue. Peki F-35 olabilir dediniz. F-35 olabilir dediniz. İhtimalen F-35. Niye düşer mesela F-35? Her şeyden düşebilir. Orada kaza karım devam ediyor soruşturma. Demek ki bir, enkazı bulamadılar. İki, halihazırda... enkaz bulunamadı sonucunu çıkartıyor. Şimdi ailesi üzülmesin diyor. Bir defa ölür ölmez şehit olduysa veya hayatını kaybettiyse onlara göre ailesine bildirirler. Ailenin fırlatmış olabilirler mi kendini Mesut Hocam? Fırlatmış olabilirler mi? Kendini fırlatmış olamaz. Onu söylüyorum işte, bakın. Fırlatsa dahi üç şey var. Bir, sağ mı kurtuldu? İki, düştükten sonra paraşütü açılmayabilir. Boğulabilir. Denize bulunamayabilir. Gece uçuşudur bu. İhtimalen de gece uçuşunda düştü. Şimdi ailesi üzülmesin dediğine göre bulunamadı demek. 10 Kasım gecesi diyor. 10 Kasım gecesi diyor. Gece uçuşunda olduğu belli. Çünkü evet. F-35'ler gece uçuşunda baskın, istihbarat ve gizli stealth uçak yetenekli. Yani buradaki ne diyelim Ürdün, Suriye, Irak, İran'a harekat yapabilecek şekilde. Gece ifadesi var mı Yunus? Gece mi uçuyormuş? Gece düştü. On the evening of November 10th. Okay, gece. 10 Kasım akşamı. Akşam dedim. Benim gördüğüm gün batımından sonra bu gece uçuşuna girer. Demek ki evet. Burada kaza kırım henüz bulunmadı. Eğitimde aksilik demesi olmaz. Bu uçak düşmüş. Pilotu bulunmamış olabilir. Uçağı bulamamış olabilir. Ya kendi ülkesinde uçağı 2 gün sonra buldu adamlar F-35'i. Hatırlasanıza beraber değerlendirdik. Şimdi günler tabii sürdü, uçakta evet. Şey var. Beacon sistemi var. Koltuğun altında yerini belli eder. Denizaltıyla veya denizaltı savunma helikopteriyle onu bulabilirler. 2, kolunda başka uçak vardır. Pilot nerede düştüğünü bilir. Mutlaka bulacaklar uçağı. Ama acaba pilot sağ mı değil mi? En önemli o. Ben uçak gidebilir. Pilot sağ mı değil mi? Ailesine bildirmekten imtina ediyoruz diyor. Demek ki üzücü bir durum var. Talihsizlik, dayanıcılıkta talihsizlik olmaz. Hata vardır. Bu hata... Zaten pilotun ya kayıp ya hayatını kaybetti dediğiniz gibi. Çünkü ailesi üzülmesinin ifadesi. Evet, kritik. Bulunmadı diyorlar. Bulunamadı. Bir de biri şimdi söyledi hani bir izleyicimiz yakalamış. Burada hani families, aileler deniyor. Burada hani birden fazla kayıp mı var yoksa hani mesela bir pilotun bir kendi ailesi bir de... Aileler yani diyorsa o zaman deniyor. Bir aileler. Helikopter de olabilir. Yani helikopterde evet. Birden fazla personel var. Yani büyük bir şey bu, hava aracı. Ya helikopter olabilir, F-35 olabilir ve burada F-18 kullanıyorlar. F-18'ler çift kişilikse evet. Aileler lafı oradan geliyor ama bir şey var. Bir, benim tahminime göre uçak gemisinden kalktı. Gece uçuşu yapıyordu. Gizli bir görevi vardı, düştü, yerini bilmiyorlar. Bir gün sonra söylemesi... Uçak gemisinden. Evet, bir gün sonra söylemesi burada gizlilik ve karartma uyguluyor Amerikanlı. Bu da şu anda yani Türkiye söyledikleri gibi biz işte burada tatbikat yapıyoruz değil. Savaş durumunda bu donanma. Demin Yunus Bey'e onu sordum ben. Sorum şuydu, Amerikan donanması ne kadar kalacak Yunus Bey? Ve buradaki Yutong füzelerinden korkuyorlar mı korkmuyorlar mı? Deminki füzelerde de burada benim itirazım var. Katyuşa füzeleri Hayfa limanını vurabiliyor. Şurada bakın şu füzeleri göstereyim size. 1. sınıf füze Katyuşa en küçüğü Lübnan'dan attığı zaman şurayı vurabiliyor. Neresi burası? Hayfa limanı en yakın yer. 2.'si 75 kilometrelik Fecir füzesi var. Dalhamim ve Eşkod meydanlarını vurabiliyor. Burada Zencene füzesi var elinde. 250 kilometrelik bu yaklaşık şu mesafede şu çizgiyi vuruyor. Nereleri? Eşdod, Ben-Gurion hava üsleriyle Hezor, Ternat hava üslerini vuruyor. En önemlisi Fatih füzesiyle Fetih diye evet. Geçiyor onlarda. Sıkat 700. Fatih şurayı kesiyor Gazze bölümünü. Sıkat atarsa buraya kadar. Fakat bu füzelerin hangisini kullanırsa kullansın burada Patriot hava savunma füzeleri var. Artı bu demin anlattığımız demir kubbe var. 3, en önemlisi Erop füzesi var. 4, bu bölgede Amerikan donanmasına ait füze savunma sistemleri var. Yani Lübnan'dan, Suriye'den, Irak'tan veya Mısır'dan hatta Suud'dan, Yemen'den atılabilecek füzeleri koruyabilecek burada ve burada hava savunma fırkateynleri var. Peki bu son dakikayla ilgili başka ilave edeceğiniz husus yoksa teşekkür ediyorum hocam. Ama Yunus bizim sorduklarımıza cevap vermedi. Ne sordunuz hocam? Hangisi? Yani Amerikan donanması burada... Hülya ben bir şey sorabilir miyim bu son dakika olayıyla ilgili? Bir saniye tabii hemen geleceğiz ama hangi soruya cevap vermedin? Yani burada donanma ne kadar kalacak dedim ve Cumhurbaşkanımızın bu İsrail nükleer silahlarına karşı Amerikan tutumu ne oldu? F-16'lar konusunda İsveç'ten, Amerika'dan bir cevap geldi mi? Evet ya çünkü çok hızlı cevap vereyim istersen. Evet çok hızlı alalım Yunus sonra son dakikamıza döneceğiz çünkü. Ya ben önce Türkiye'me bakıyorum. Yani evet. Beni çok öteki ilgilendirmiyor yani. Hocam F-16 konusunda şu süreçte bir gelişme olmaz. En azından şu sürede beklememek lazım bir gelişme. Ne kadar kalacaklarını söylemiyorlar. Bunların normalde görev süreleri var. Hatta biri gidip biri gelecekti. İkisi birden şu an bölgede bir sınır koymadılar. Bu füzeler konusunda da ABD hani yığınağını yapmıştı gerekli hava savunma sistemlerini. hani bir çekinme gibi bir açıklama ben duymadım. Dilersen Hulya bu son dakikaya dönebiliriz. Peki, teşekkür ediyorum. Özay Bey, siz ne dersiniz? Şimdi aslında baktığında Mesut Hoca, yani tüm emareler F-35'i gösteriyor dedi. Evet. Ha pardon, İsmet Bey, siz bir son dakika mı söyleyecektiniz bununla ilgili? Ben Özay Bey'e de sormak istiyorum. Özay Bey programın başında bir bilgi verdi son dakika diye. Doğu Akdeniz'deki bir denizaltıdan söz etti ve bir Amerikan uçaklarının yuvarlak devriye gezdiğini falan söylemişti. Bu olayla bağlantılı olabilir mi Özay Bey? Ben tam da onu bu haber gelince ikisini de birleştirmeye ihtiyacı duydum. Ben de tam onu düşünüyorum. Mesut Hoca'nın söylediği doğru, düşen F-35 oraya birden çok ülke ulaşmaya, uçağın yerini bulmaya çalışıyor. Bir başka ülkenin denizaltısı da F-35'in yerini arıyor olabilir. Amerika personeline dair bilgiyi 3 aşağı 5 yukarı almıştır. Yani neredeyse üzerinden 24 saat geçti. Ama şey kısmına bakıyordur. Yani uçağın yerini bulamamış olabilirler. Hem bölgedeki diğer ülkelerin F-35 kalıntısına ulaşmaması bu ilk kez olmuyor. Amerika bütün F-35'lerini bulmaya çalışıyor. Aslında bilmiyoruz bu arada hani Özay Bey, hani kusura bakmayın, hani onun ihtimal yani mantık, hayatın olağan akışını söylüyorum. Çünkü bu şöyledir. Mesela Sovyetler Birliği döneminde batan bir denizaltıyı kim önce bulacak diye Rus donanmasıyla Amerikalılar bir araştırma gemisi şeklinde gidip bayağı bir mücadele etmişti. Bu F-35 meselesi daha teknolojisi görece yeni olduğu için her ülke Çin'de, Rusya'da, Türkiye'de haliyle F-35'e ulaşmak ister. Kuvvetle muhtemel bir denizaltı faaliyetini tespit ettiler. O yüzden şimdi Suda'dan ikinci bir uçak daha kaldırdı Amerika Birleşik Devletleri. Orada nükleer denizaltısı var, 2 tane. Biri Kızıldeniz'de, biri Akdeniz'de. Birini söylüyorlar, birini söylemiyorlar. Şimdi mesele... Amerika'nın uçağı şöyle bir Limassol ile tam Lübnan arasındaki hatta ortada bir yerde 1500 fit, yaklaşık 350 metreye mi gelir? 350 metre yükseklik, yani çok alçak bir yerde daireler çizerken dikkatimizi çekti. Sonra bir dinleyicimiz daha, bir seyircimiz daha şu bilgiyi yolladı. Girit'ten, Suda'dan kalkan bir başka Boeing yine istihbarat uçağı aynı bölgeye intikal etti. Orayı izlemek lazım. Bu düşen uçaktan tahminen F-35 hakikaten bir hikaye çıkacak ama Amerika ne kadar açıklar, onu açıklarsa Rus'tan öğreneceğiz. Ben şöyle size katkıda bu bölgede Amerikan PC-3, PC-8 istihbarat uçakları var. Deniz karakol uçakları var. İngiltere'nin var. Ve aynı zamanda Akrotiri, Dikeliye'yi kullanıyorlar. Ve müthiş bir hava trafiği var. Şöyle de söyleyeyim. Buradan yani... İngiltere'den gelen uçaklar buraya iniyorlar. İhtimalen de Amerika'dan mühimmatlar çok ilginç Ürdün'e getiriliyor. Çok ciddi bir hava köprüsü var. Demek ki Kıbrıs, Ürdün, İngiltere arasında, İngiltere, Amerika arasında ciddi bir hava köprüsü var. Bu taarruzun büyüyeceğini gösteriyor. Yani çatışma büyüyecek demek. Hocam, nasıl yani? İsrail'e ciddi mühimmat desteği var. Ve belki... yarın bir gün bilemiyorum yani. Başka şeyler var bunun altında. Ne gibi? Bilemiyorum şimdi. Bir Boeing P-8A, o alçak irtifada 300 metrede dönen, Girit'ten kalkan da Boeing RC-135 ve diye River Joint, radardaki kodda Homer 42'ymiş. O da şu anda o hat üzerine başladı dolaşmaya. Yani Doğu Akdeniz'de bir hareketlilik şimdi var. Bakmak lazım. İfade ediyor hocam bu bilgiler? Bunu bulmak için Girit'ten bir tayyare kaldırmış olabilir. Yani search and rescue, demin dediğim arama arıyor yapıyorlar. Mu yani, o anlamda mı? O şimdi bir tane denizaltı bulduğu yolundaki bilgi bana çok ilginç geliyor. Yani bir başka ülke mi F-35'se düşen hava aracı, ona mı ulaşmaya çalışıyor? İngiliz de olabilir. Onu bir görmek lazım ama yani... Bir Amerikan istihbarat uçağının, ki bunlar denizaltı avcısı olarak bilinirmiş, yani tespit etmek açısından 300 metrede durmadan daireler çizmesi çok alışkın olduğumuz bir hikaye değil. Evet. O ama bakın bir şey söyleyeceğim. Yoksa başka bir şeyim var. İlk bu şey başladığında başka bir şey de olabilir. Amerika burada kayıp verecek dedim mi, demedim mi? Ne olabilir diye soracağım. Dedim mi hocam? Neyi, pardon, Amerika burada kayıp verecek dedim mi? Doğu Akdeniz'de başına bela gelecek dedim mi? Bu bir bela aslında. Eğitimde komutanım, de düşse... Yunus'un az önce dikkat çektiği bir husus var. Mürettebatla ilgili kesin bir hüküm belirtmiyor Pentagon. Yani şunu anlayabilir miyiz? Özay abinin ifade ettiği, sizin ifade ettiğiniz ve Pentagon'un açıklaması üzerinden bir şey oldu. Beklemedikleri bir şey oldu. Beklenmedik. Muhtemelen herhangi bir şekilde haber de alamıyorlar. Mürettebatın ölü, yaralı, sağ bir şekilde nerede olduğu konusunda da bilgileri yok. Şu anda arıyorlar. Hocam bak. O yüzden işte ailelere duydukları saygıdan dolayı. Ben de diyorum ki ben tayyareci olarak bakıyorum. Uçaklar düştükten sonra da konuşur. Nasıl konuşuyorlar? Nasıl? Sinyal veriyor. Uçağın içinde sinyal sistemi var bir. Özellikle yeni modern uçaklarda bu 5. jenerasyonlarda da düştüğü yerden sinyal gösteriyor. Denizaltı onu bulur. Su üstü gemisi bulur. Bulduğu yer işaretlerden. O zaman yeri tespit edildi. Onun üzerinde denizaltı savunma helikopteri bir şekilde sinyal borusu var. Yani boru değil bir ip var. İpe bağlı bir sinyal sistemi var. Denizaltıyı ve içindeki ne varsa bulur. Dolayısıyla bulunamaz diye bir şey yok. Bir. İki, asıl mesele burada iki pozisyon. Pilot sağ mı değil mi? Pilotu kurtardın mı? Ailesinin durumu o. Ama burada görev gizli görev olduğu için ailesini söylemiyorlar. Mutlaka ailesinin haberi var bana. İki, uçağın durumu. 5. jenerasyon uçaksa, gizlilik derecesi. Ailesinin haberi varsa niye öyle söylüyorlar? Nasıl efendim? Ailesinin haberi vardır diyorsunuz. Niye öyle? Medyayı bilgilendirmiyorlar. Açıklamıyorlar. Görevin cinsine, taarruz cinsimine, bu pilotun çünkü kimliği çıkacak ortaya. Bu F-35 pilotumu yaptığı eğitimle Kıbrıs'tan mı kalktı? Uçak gemisinden mi kalktı? Yoksa Irak civarındaki yani Amerikan karayüzlerinden mi? Uçak gemisinden kalkması muhtemel dediniz? Hocam F-35 o zaman. Olduğu için. Yani değilse yani F-18. İki tip uçak var orada çünkü. Komutanım aileler dediğine göre en az 2 mürettebattan bahsediyorsak. Hocam F-35'lerde kaç pilot oluyor? Tek pilot onlar. Onlar tek pilot. Tek pilot ama iki pilot iki tayyarede düşmüş oluyor. Yalnız şeyden yapılan açıklamada. Yok ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada. Evet. Olaydan etkilenen ailelerden ötürü şu anda olaya karışan personel hakkında daha fazla bilgi vermiyoruz diyor. Sanki bak, böyle aileler dediğine göre ben anlayamadım nasıl oluyor. Bir dakika. Ya karga şey yapmayalım. Gayet açık yani. Bir. Yazalım istiyorsanız şuraya. Yok gerek yok ya. Şimdi eğer bu F-35 ise tek pilot. F-18'de çift pilot olabilir. Ama aileler diyor. İşte oraya diyorum. Aileler olunca 2 pilot. Pilot ve rahatsız var. Arkada silah. Bu arada hocam F-22 seçeneğini de konuşalım o zaman bu arada. Ya F-22 hiçbir ülkeye satmadığı uçak. Ha, şimdi Raptor'lar da olabilir. Hocam de var. Kalkabilir mi? Zürdün'de F-22 de bir aydınlığa çıkaralım. Ben şunu anlamadım. F-35'te 2 kişi olabiliyor mu uçağın içinde? Hayır olmaz. O zaman F-35 seçeneğini eliyoruz. Ama bakalım onunla beraber ne görevi var? Ama neden eliyoruz? Aileler diyor. Öyle değil mi Özay Bey? Elenmiş olmuyor mu? Ya aileler diyor ama orada da personel diye bir laf geçiyor sonra. İsmet Bey'in okuduğunu devamında yani, da ailenin etkilenmemesi personel diye tekil bir laf kurmuş. Yunus tam ne diyor orada? Bir dakika. Ne diyor Yunus? Personel çoğul da olabilir. Tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Personel. Yok İsmet ama Bey'in, aileler ifadesi Türk var mı? Yani şöyle aileler benim aklıma şu da geldi. Mesela diyelim ki bana bir şey oldu. Şimdi benim bir çekirdek ailem var. Bir de benim işte anne baba diğer yani öyle bir aileler mi yoksa birden fazla aile? Ama öyle söylemezler herhalde. Çok bir dakika ben uçaktan yani bilemiyoruz. Biraz çok gizem var bu şeyin içinde. Metnin içinde çok gizem var. Hocalarım bakın 3 tane opsiyon var. 1. Uçak Kıbrıs'tan kalktı. 2. Uçak Girit'ten kalktı. 3. Uçak buradaki bulunan uçak gemilerinden kalktı. Ben göremedim. Bir daha bir gösterseniz hocam. Ne dediniz? 1. Kıbrıs'tan kalkmış olabilir. Tamam. Uçak gemisi. Girit'ten kalkmış olabilir. 3. Bana göre kuvvetle ihtimal uçak gemisinden kalktı. Öyle diyorsunuz. 4. Bu bölgedeki Amerikan üslerinden birinden kalktı. Ama bu bölgeden gelip buraya gitmez. Neden? Burada görev kuvveti belli. Görev kuvveti burada şu çember içinde verilebilecek harekat hedeflerini vurmakla mükellef. O zaman ilk ihtimal uçak gemisinden kalktı. 3. hadise uçak düştü. Tamam. 2 opsiyon var. 1. Pilot kurtuldu, pilot öldü. Veya pilotlar. 2. opsiyon uçağın kurtarılması. Uçak gizli bir uçaksa düşman eline geçmemesi gerekiyor. Bunun istihbarat birimlerine hemen bu helikopter kalkar uçak gemisinden. Buraya bir tane onların şeyi var, nasıl derim, prop var. İndiriyor onu denize, denizde buluyor uçağı. Onu buldu, denizaltıya bulacak. Hemen burada su üstü gemileri yerini tespit edecekler. Neden? Uçak konuşur. Aynı insan gibi konuşur. Sinyal verir dediniz. Ben buradayım diye sinyal verir. Koltuğu eğer fırladıysa, koltuk altında da fırlatma sisteminden sonra sinyal çalışıyor. Şimdi demek ki burada uçağı bulamadılar hala. Veya buldular. Ama sinyal veriyor diyorsunuz. Hemen her sinyali bulacak değil ki. O derinlik kaç metre? En az 2000 metre. Hayır, yani yerini, şöyle pardon, yerini buldular ama ulaşamadılar. Ulaşamadılar ve pilot canlı mı? Ama yerini bulamama ihtimalleri var. Var tabii. Var, ya Malezya MH370 de sinyal yolladı. He, şimdi ama demek o da ki buradaki olayda asıl bizim harekat açısından baktığımız, Amerika bilgilere sansür uyguluyor. Bu ne demektir? Amerikan Deniz Kuvvetleri ve buradaki hücum filosu bir operatif durumda. Yani savaş pozisyonunda, alarm durumundalar. Alarm durumunda ancak... Hocam helikopter olma ihtimalini değerlendirebilir misiniz? Efendim? Helikopter olma ihtimali. Helikopter olabilir mi? Helikopter de olabilir. Söyledim onu da. Helikopter de olabilir. O ihtimal de eş midir yani savaşçı olması? Çünkü 5-6 personel... savaş aracı dediğimden o zaten. Helikopter de olabilir, uçak da olabilir falan. Ama esas Özay Bey'in yakaladığı önemli bir şey var. Şeyden kalkan, Girit'ten kalkan PC-8 Boeing istihbarat uçağı bu bölgede kep yapıyor. Yani daireler çizmek suretiyle onu daraltıp muhtemel yerini buluyor. Çünkü onunla istihbarat uçağının içindeki sinyal yakalayıcıyla uçağın içindeki sinyali, denizden çıkan sinyalleri bulan ortak frekanslar var. Dolayısıyla bunu bulmaya çalışıyor. Uçak yerini tespit edecek. Ondan sonra helikopter devreye girecek. Denizaltı ve su üstü gemileriyle varsa SAT komandoları girip o pilotu veya şeyi çıkaracaklar. Olay bu. Anladım.